Yaklaşık 15 günden beridir bölge gündemini meşgul eden Mersin Belediyesi'nin seçimlerden önce vaadi olan Mersin Belediyesi'nin etrafındaki kayyumun ördüğü duvarı yıkma, ardından Mersin Belediyesi tabelasının asılması kararından sonra ülkede epeyce tartışılmaya başlandı. Bizler de geçtiğimiz günlerde İzmir'de, Ankara'da, bugün Mersin merkezde, burada ve yurt dışında alanlardayız. Mersinliler olarak uzun yıllardan beridir Mersin'in isminin iade edilmesiyle ilgili birçok eylem ve etkinlik yaptık, taleplerimiz oldu. Bunların en başında da bu isim hakkını almaktı. Kamerada da gördüğünüz gibi Mersin Dernekleri Federasyonu ve öncesindeki dernekler mahkeme kararıyla Mersin ismini kazanmış ve kurumlarda şu anda eskiden Tunceli olarak tabir edilen derneklerin tamamının ismi Mersin Dernekleri olarak adlarını değiştirmişlerdi. Mersin, Mersin'dir, Mersin kalacak. Mersin, Mersin'dir, Mersin kalacak. Bütün dünya duysun ki Mersin ismi tarihimizin, kültürümüzün, coğrafyamızın, toplumsal gerçekliğimizin adıdır. Devletin dayattığı Tunceli ismi ise her defasında biz Mersinlilere atalarımızın uğradığı o büyük felaketi anımsatıyor ve yaramızı kanatıyor. Mersin onurdur, onuruna sahip çık. Tarihsel hafızamızla çok iyi biliyoruz ki Mersin adına yöneltilen saldırı gerçekte toplumsal varlığımıza, bizi Türkiye ortalamasının üstünde okur yazar ve hat savunucusu yapan kimlik değerlerimize yöneltilen bir saldırıdır. Uğradığımız sürgün ve kırımlar yetmezmiş gibi köylerimize kadar girişim, isim değiştirmelerle bizi biz yapan her şeyimizi yok edilmeye çalışılıyor. Tunceli ismi bizim için zulmün adıdır. Mersinliler için Tunceli adı toplumsal varlığımızı, kültürümüzü, kimliğimizi tarihten silmeyi hedefleyen projenin bize düşman ceza hukukunu dayatan 1965 Tunceli Kanunu'nun devletin Tunç eli Mersin üzerine inecektir diyen Abdullah Akdoğan'ca uygulanan sürgün ve kırımın Mersin'in önce koloni gibi ele alınmalı, Türk toplumu içinde Kürtlük eritilmeli diyen Fevzi Çakmak'ın ifadesindeki kolonizasyon uygulamasının adıdır. Mersin! Mersin'dir! Mersin kalacak! Mersin! Mersin'dir! Mersin kalacak! Dolayısıyla belediye meclisimizin aldığı kararın meşruiyeti bizim açımızdan tartışma dışıdır. Bu aynı zamanda halkımızın inançsal ve etnik kimliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit, haklı yurttaşları olarak yaşama isteğinin de dayanışma beklentimiz de tüm demokrasi güçlerinde ilanıdır. Esasen 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mersin halkının çok dilli hizmeti ve Mersin ismimizi gasp eden hayır zihniyetine karşı iradesidir. Ve karara saygı duyulmasını beklemek en doğal hakkımızdır. İsmimizi talep etmemize biçilen ceza kırım. Mersin'in demokratik haklarını gerçekleştirmeye yönelik adımına muktedirlerce verilen tepki kırımla tehdit edilmemizdir. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 27 Mayıs tarihli oturumunda iktidarın ortağı MHP Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Taytan şu sözleri edebilmesiyle karşılaştık. Popülizme yenik düşerek bazı çevrelere şirin gözükmek için geçmişi karıştırmaya çalışanların sonu geçmişte dedelerinin başına gelenlerle aynı olacaktır. Ama dost düşman herkes bilmeli ki Mersin, Mersin'dir ve Mersin olarak kalacaktır. Mersin, Mersin'dir, Mersin kalacak. Mersin, Mersin'dir, Mersin kalacak. Bu anlamda Sayın Maçoğlu şahsında toplumsal varlığımızı hedefleyen bu linç kampanyasını kınıyor ve elbette ki bu tehditlerin hukuki açıdan takipçi olacağımızı buradan ilan ediyoruz. Dostluğun gülü daha çok yarılıyor bizi. Bu noktada belediye başkanımızın çatısı altında seçime girdiği TKP'nin konuya ilişkin açıklamasının bizi özellikle yaraladığını buradan belirtmek istiyoruz. Bu vesileyle komünist olmak iddiasının toplumsal sınıf talepleri yanında kimliksel, ulusal sorunların da görülmesi, keza emperyalist politikaların sadece okyanus ötesinde değil, bizzat içeride olduğunun da görülmesinden geçtiğini hatırlatıyoruz. Bunu görmeyenlerin komünist değil,
kendi burcu ödeyenlerin sosyal şövalyeleri olacağı açıktır. Bu anlamda halkımıza dost kalmak isteyenlerin anlaması gerekir ki yapılan iş tabelanın değiştirilmesi gibi küçümsenebilecek bir şey değil. Tahakküm politikalarına karşı halktan ve emekten yana belediyecilik da kendisidir. Dersin onurdur, onuruna sahip çık. Dersin onurdur, onuruna sahip çık. Dersin demokrasi güçlerinden dayanışma bekliyor. Toplumsal varlığımıza, bizi karakterize eden değerlerimize saygı göstermeyen, riyakar, sevgi ve meteliyetlerle ne başkanımızın ne de halkımızın ihtiyacı vardır. Halkımızın değerlerini sahiplendiği ilk adımda Sayın Başkan'a yönetilen saldırıları bu açıdan panikler oluyoruz. Biz, dünya çapında örgütlü tüm derneklerine dostları olarak belediye meclisimizin aldığı bu haklı kararı destekliyor. Başkan Paçoğlu ve belediye meclisimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Türkiye'nin demokrasi, laiklik ve hukuktan yana olan tüm güçlerini asimilasyona, baskıya, sürgüne, kırıma uğrayanların çığlığına destek vermeye çağırıyoruz. Dersin, dersindir, dersin kalacak. Dersin, dersindir, dersin kalacak. Kuruluşumuzdan bu yana mücadelesini ettiğimiz taleplerimizin hala arkasındayız ve bunu bir kere daha hatırlatıyoruz. Dersim ismi iade edilsin, arşivler açılsın, hesap verilsin. Dersim halkından özür dilensin, sürgünler, kayıplar ve evlatlık alınan çocukların listesi açıklansın. Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklansın. Dillerimize ve Kızılbaş Alevi inancımıza özgürlük tanınsın. Muzur'daki baraj, tez, madencilik ve her türlü doğayı alan edecek projeler bir an önce iptal edilsin. Dersin!